Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sabah saat 9. Günlerden cumartesi. Dün gece hamurumu yoğurup, mayalandırıp şekil verdim. Ondan sonra da buzdolabına attım. Şimdi yumurtalarını sürüp fırına vereceğim. Bu sabah kahvaltımızda bir değişiklik olsun dedim. Hep tam buğday ekmeği, tam buğday ekmeği olmaz tabii ki. Ve biliyorsunuzdur, bilmeyenler için tekrar edeyim. Çiğdem abla diyetisyene gitmişti. Her şeyi artık ölçüyle yiyor. Kahvaltıyı tabakla hazırlamama yadırgayanlar olmuş. Aslında benim için pratik oluyor. Hani ortaya koymaktansa herkese tabak hazırlayıp kimin ne kadar yediğini porsiyonlamış oluyorum. Öbür türlü ortaya koyduğum zamanlar da oluyor tabii ama o zaman anlayamıyoruz kim ne kadar yedi. En iyisi tabaklayıp hazırlamak oluyor. Hani ortaya keseceğim şeyi özel özel tabak yapıyor. Bu benim için sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi hatta pratik oluyor. Bir yumurtanın sarısını içine kırmıştım. Birini ayırmıştım. Şimdi onu sürüyorum poğaçalarımın üstüne. Poğaça yapmayı da görümcemden öğrendim Esma abla. İlk yaptığım poğaçalar taş gibi olmuştu. Abartmıyorum. Bildiğiniz taştı yani. Kıvamını ayarlamak önemli olan o. Çok un koymayacaksınız. Sert bir hamur olmayacak. Biraz cıvık ele yapışan olacak. Ben artık göz kararı yapıyorum. Ölçüyle yapmıyorum. İlk başlarda ölçüyle yapardım. Artık elim alıştı. Yapa yapa. İnşallah güzelce pişsinler. Günaydın anneciğim. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Nisa Nur'un da uyanmış. Şu kalanları da böyle şekilli şüküllü yapayım. Evet, şimdi fırına girecekler. Hamurumda maya, tuz, şeker, 2 yumurta birinin sarısına ayırdım. 1 bardak sıvı yağ ve ılık süt, aldığı kadar un kullandım. Şimdi fırına gidiyorlar. Üstüne çatalla şekil vereceğim. Vay çok güzel. Akşam yani gece pişirmedim ki sabah sıcak sıcak sofrada yiyelim diye.
Gece yatmadan önce. Sütümü de mayalamıştım. Süper. Tutmuş bunlar da. Ben üzerine şöyle kapağını kapatmayıp süzgeç kapatıyorum. Dolaba alacağım zaman kapaklarını kapatıyorum. Öyle dolaba kaldırıyorum. Çayımı da demledim. İlk küçük tepsi, küçük az olan tepsiye attım. Pişti bile. O çok güzel. Şimdi hemen diğerini de fırına verelim. Çok hızlı pişiyor anne ya bu. Evet anneciğim. Hemen çiçek pişmiş. Çiçek vermişsin anne. Simit gibi yapmaya çalıştım. Çörek otu ve susam olsa daha iyi olacaktı ama kalmamıştı. Çok sıcaktır anne. Yumuşacık poğaçalar oldular. Oo, çok güzel. Çocuklarım birer birer uyanıyordu. Hümacığım günaydın. Günaydın. Onu dur ben sana küçüğünden vereyim. İkinci postayı da attık. Anne. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Gel böyle. Arkadaşlar. Şöyle gel. Biz bunu ne yapıyoruz? Bakın. Dövdüğünüz gibi. Kim yapmış bunları? Annem yaptı. Sen ne yapıyorsun? Memus da uyudu. Cici de uyudu. Siz böyle pış pış uyuyordunuz anne, gece. Çok güzel. Afiyet olsun. Ben de dedim sabah böyle sıcak sıcak poğaçalar yiyelim dedim. Siz böyle pış pış uyurken hamurumuzu mayaladım. Dur sana da vereyim imacım. Anne işinle kaçar peki varsan. Şimdi babaanneyle halaya da seslenelim. Beraberce kahvaltımızı yapalım. Evet üstüne şekil verdiğim için çatalıma böyle harika bir poğaça elde ettim. Çocukları babasına emanet ettiğimizde bu ses olabiliyor. Ne? Bakmıyor mu sana? Sana bakmıyor mu? Sana bakmadı mı? Geleceksin mi? Sadece 10 dakikalığına yanına bırakmıştım. Sonra Hüsran. Gel. Gel. Bu ayaklar ne oluyor? Tamam hadi gel. Neyse hoşum sabredemedi. İkinciyi götürüyor. Çok güzelmiş anne ama. Afiyet olsun. Saçaklı hanım. Aha Şirem halam da uyandı. Halamız da uyandı. Günaydın. Ne haber? Demir ilacını at istersen. Peki bu baban niye hala uyuyor? Uyukluyor. Ayı gibi. Ne? Nis. Evet. Ben kış uykusunda. Kış uykusunda. Yosunlarla kaplamışlar kesinlikle onu. Rahat rahat uyuyor. Anne. Tele düştü. Al hemen. Niye? Ne düştü? Poğaçanı mı düşürdün? Tamam al kenara koy. Al yerden. Daha da anlatsın. Ağzın doluyken konuşma lütfen. Babaannenin evde bekleyelim. Öyle devam ederiz yemeni. Sabredemedin tabii hanımefendiciğim. Erkenden kalktığın için. Okula giderken 7'de uyanıyor haliyle. Hafta sonu da hiç uyumuyoruz. Gerçi uyudu. 2 saat fazla uyudu. 9'a geliyordu kalktığında. Ayrıca daha erken kalkıyorum. Dün keçeli kalem almaya gittik beraber. Mehmet, Nisa, Nur, Yuma, Zehra. Nisa'cığım geldiğinde de
Harika bir resim ya, boyadı hemen. Boyama kitabından. Hayran kaldım doğrusu. Ney? Biraz parkta oynadık. Biraz parkta oynadık, evet. Resmini gösterir misin? Ama tabii bir elinle mamaçlık yaparken göstermek zor oluyor. Ya gerçekten renkler harikaymış. Hayran kaldım. Çok güzel boyamışsın. Renklerini harika kullanmışsın. Baba. Çiğdem Ala da uyanmış. Evet, Elmas Sultanlar da teşrif ederse soframıza otururuz. Rahat uyudun mu gece? Nasılsın? İyisin, hastasın, güzelsin. Bir tanesin, bir tane. Mehmet beni yiyor şu an. Nereye doğru? Tamam, git bitirin. Ağzımda ne var? Geç bakayım. Geç. Hayır. Günaydın, günaydın. Günaydın şekerim. Merhaba. Günaydın, günaydın. Günaydın. Beyefendi, ne yapıyorsun? Çocuklar derdi. Çocuklar mı? Konçaklar. Böncükler dedi, böncükler dedi. Anne böncükler dedi, bir lastik isterdi. Yok ben yedim, yeterince. Önce sadece bir su burada ama. Ama ya bir tane. Ne zaman kalktın sen kız? Gel suyunu. Ne? Sen büyük kız, sen ne zaman kalktın? Ne dedin? Aydın ne yaptın? Kaç dakika. Anne aydın. Günaydın, günaydın. Mehmet neye bakıyor Mehmet? Şey benim boyaları verir misin? Peşine kalmayayım. Anne. Al üsttekini. Teşekkürler. Benim verme şunluğuma baktın. Benim de var onda. Bende de. Bende de var. Onu kullanıyor musun? Kullanıyorum aklıma gelince. Aklıma gelince kullanıyor. Birazcık kullanmıyor musun başta zaman? Her zaman kullanmıyorum ya eskir diye. Evet. Onu mu kullanıyorsun daha? Hı-hı. Bak bunu kullanıyorum ben. Bunda. Estresli mi o? O zaman niye bambusunu kullanmıyorsun? Eskir diye her zaman kullanmıyor. Ana çocuğum düşer mi? Evet. Tamam. Adam. Küçük adam dedim sana. Adam dedi. Mehmet.
getir. Halam pek hoşlaşmaz, getir sen. Dökülmedi şey. İyice dökülmedi. Ha. Değil mi? Hayır. Dedim de ama düşmediler. Allah yayla. Günaydın, günaydın. Ne oluyor sabah sabah, bu ne ses ya? Ne olan? Ne oldu, bokun kabuğu mu kırıldı? Arkadaş bir gün uyuyalım dedik, yok. Baba. Uyuma yok, öyle kalk. Deşmek kızı gibi hiç ağzın durmuyor. Pıt 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 pıt. Allah'ım. Deşmek kızı. Hı? Annem yaptı. Afiyet olsun kızım. Ye. Deşmek tamam, kızı köylerde çalışıp malışıp duruyordu. Halkı kağıt değiştiydi. Doğru Fransa'ya. Ne oldu? Gençken gitseydi ya. Başlarını da izletirim. Kot 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 kot. Adamı bir uyutmadınız be. Kadın kız mı? Kocasının yanında olur. Neymiş? Çalışacakmış köyde. Çalışsın. El adam kocasını alır elinden öyle. Öyle bu. Öyle. Ölümün evet. Olurum ya. Bu bile ses yapıyor. Bu var ya küçük. Zaten o herkes kalksın diye. Bıcır 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 bıcır. Durmuyor ağzı hiç. Ne oldu? Kevin mi yıkıldı de? Oy oy anam oy oy. Oy anam oy. Şey diyeceğim de demin. Oy oy oy. Çay kaşığı yok. Al ay. Ay çay kaşığı. Ne yapıyorsun belki? Lisa yedi bir şeyler ya. Aferin Lisa'ya. Bizden erken kalktığı için dayanamadı. Atıştırdı. Şurada. Öyle geçersin. Anne Murat'ı mı oturacağız? Oturacağız. Anne çok mu oturacağım? Halanın yanına geçersin. Şöyle yaklaştıralım biraz. Dikkat. Dikkat. Hadi bize afiyet olsun. Hoşça kalın. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hoşça kalın, dostça kalın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kahvaltımızı yapalım. Anne. Efendim. Şimdi nereye doyayım? Tabure getirelim. Tabure getirelim, tabure ile. Anne bunu nereye doyayım? Koy bir yere, herkes alır anneciğim. Yaklaş Çiğdem ablacığım. Verme Mutu bana. Yaklaş bebeğim. Yaklaş alası. Hoşça kalın teyzeler, amcalar, ablalar. Biz kahvaltımızı yapalım. Görüşürüz bir sonraki videomuzda.